Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Sudan'daki gelişmeler ele alındı. Görevinden ayrılacağını duyuran Birleşmiş Milletler Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu Başkanı ve Genel Sekreterin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, BM Güvenlik Konseyi'ndeki son beyanını yaptı. Sudan'daki tarafların uluslararası toplumun uyarılarını dinlemediğine dikkati çeken Perthes, eğer taraflar çok kez yapılan itidal çağrılarına kulak verseydi ve diyaloğu tercih etselerdi, çatışma engellenebilirdi değerlendirmesinde bulundu. Mansurun inşallah. Cüva bu zerre cema. Münşaka buratina kullesi. Hala bu fakli buratina. Perthes çatışmanın başlangıcından bu yana ülkede en az 5000 kişinin hayatını kaybettiğini, 12.000 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Gerçek sayıların çok daha yüksek olabileceğine dikkati çeken Perthes, çatışmadaki tarafların insan hakları ve uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini dile getirdi. Kasru bas, aksir bas, ay, ay ya hay. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Adın'la konuşma yapan Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Adam Vesorno ise ülkede yerinden edilen sivil sayısının 5 milyona ulaştığına dikkati çekti. Bunun her ay yaklaşık 1 milyon kişinin yerinden edildiğini gösterdiğini aktaran Vasorno, Sudan içinde 4.1 milyon kişinin yerinden edildiğini söyledi. Vasorno yaklaşık 1 milyon kişinin ise komşu ülkelere geçiş yaptığını ifade etti. Sadece çatışmaların can kaybına yol açmadığını ifade eden Vosorno, sağlık sisteminin tamamen çökmesinin de önemli bir etken olduğunu dile getirdi. Vosorno, acil önlem alınmaması halinde durum tahmin edilemez şekilde kötüleşecek uyarısını da yaptı.